Selam dostlarım yeni bir video hoş geldiniz bugün böyle hazır su değişimi yaparken bir video çekelim dedik bana Facebook'tan Instagram'dan böyle bir sürü soru geliyor abi balıklarımda kuma sürtünme oluyor dekora sürtünme oluyor kaşıntı var kızarıklık var bunu nasıl çözebilirim nasıl balıklarımı iyileştirebilirim veya bu olay neyden kaynaklanıyor lafı çok fazla uzatmayacağım diğer YouTube'daki videolar gibi internetteki videolar gibi uzun uzadıya anlatmayacağım çok basit bir çözümü var Videoyu şöyle dikkatli dinlerseniz 3-5 dakikada olayın neyden kaynaklandığını ve nasıl tedavi edileceğini anlatacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, kaynaklanıyor bundan bahsedeyim. Şimdi balıklarda arkadaşlar bir döngü var, bir ekosistem var akvaryumun içinde. Bu döngü yani yararlı bakteri olayı, yararlı bakteri balıkların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmemiz için gerekli olan küçük mikroorganik canlılar. Yani bu balıklardaki dışkıları, yemek, artıkları parçalayıp balıklara e, doğal temiz bir çevre olayı bu döngünün azalarak yerini nitrata nitrite çevirmesi. Şimdi yani nitrit ve nitratın akvaryum ortamında artması. Şimdi nitrit ve nitrat dedir Ondan da bir bahsedeyim. Çünkü birçok arkadaşımız böyle olaylara hakim değil. Şimdi arkadaşlar nitrit akvaryumdaki kirlilik anlamına geliyor. Bir nevi Türkçesi bu. Akvaryumdaki demir, dışkı ee, balık yemleri bunlar arttıkça akvaryumda bir kirlilik meydana geliyor nitrit çoğalıyor ve balıklardaki hani e, kaşıntının iç parazit dış parazit bütün hastalıkların aslında asıl sebebi bu e, nitrit nitratın artarak balıklara zarar vermesi dediğimiz gibi nitrit akvaryumdaki kirlilik artıyor ve balıkların vücutlarında bir kaşıntı e, bir kızarıklık bir kuma sürtünme ihtiyacı e, oluşturuyor. Çözümü de çok basit. Hani ondan önce biraz daha şeylerini bahsedeyim. Nasıl korunuruz bu olaydan? Akvaryumda düzenli su değişimi yaparak, kaliteli yemler kullanarak, su değişimini nasıl diyeyim? Haftalık veya akvaryum litrenize göre nasıl? Mesela 500-600 litrelik bir akvaryumda iki haftada bir su değişimi yaparsanız, küçük akvaryumlarda biraz daha hızlı su değiştirmeniz lazım. Çünkü balık sayınız falan önemli su değişiminde. O yüzden akvaryumdaki nitrit ve nitratı kirliliği arttırmamak için su değişimini düzenli aralıklarla yapıp balıkların e, hastalanmasını böyle dış parazitsel şekilde kaşıntılarını engelleyeceksiniz. İkinci bir e, şeyde arkadaşlar güzel bir dış filtre kullanacaksınız. Küçük büyük bütün akvaryumlarda bir dış filtre kesinlikle şart. Çünkü balıkları bakın şöyle düşünün bir suya. Yeme atıyorsunuz, balıklar dışkılıyor, balıklar vücutlarından deri döküyorlar, şey yapıyorlar. Akvaryumda böyle bir birçok kirletecek olay gerçekleşiyor akvaryumu. O yüzden hani zararlı mikroorganizmaların çoğalmaması için iyi bir filtrasyon şart. Çünkü e, her gün su değiştiremiyoruz ve her, su, her gün su değiştirdiğimizde de balıklar bunlar etkilenir çok çabuk. Çünkü çeşme suyu klorlu, sıkıntılı. O yüzden e, iyi bir filtrasyon şart. bakteri kültürünü, yararlı bakterilerin artışındaki en büyük etken bu düzenli su değişimi ve filtrasyon. İkinci bir yani üçüncü bir olay da ışıkların çok fazla uzun süre açık kalmaması. Işık çok uzun süre açık, kal açık kalırsa balıklarda ışığa duyar gerçekleşiyor. Rahatsız oluyorlar. Onların da bir karanlığa, bir vücutlarındaki hani deri lozyonunun zarar görmesine neden oluyor. O yüzden ışıkları e, mümkün olduğunca az kullanmaya özen gösterin. Ben sadece yemleme ve video dışında ışık kullanmıyorum gün ışığı ile rahatlıkla oluyor. Ama bitkili akvaryumlarda ışık şart oluyor. O yüzden akşamları yine balıkları bir karanlık ortam yaratın, uyuyun ve derilerinin düzenli e, çalışmasını sağlayın arkadaşlar. Dördüncü bir hususta arkadaşlar suyunuzun kalitesi. Şimdi bazı e, hobiciler böyle direkt çeşme suyu ekliyorlar. Çeşme sularında bulunan ağır metaller balıkların hastalanmasına, parazitsel hastalıklara gir girmesine sebep oluyor. O yüzden e, iyi bir su filtresi lazım veya dinlenmiş su kullanmaya özen gösterin. Ama çok benim gibi çok büyük büyük akvaryumlarınız varsa e, malum dinlenmiş su biraz zor oluyor. Ama yine de e, bir suyunuzun pH'ine bakın. Mesela İstanbul gibi Trakya bölgelerinde sular çok kirli oluyor veya ee, köy gibi kısımlar, hani kırsal kesimlerde suyun aşırı derecede e, mikroorganizmalara fazla yararlı mikroorganizmalar. O da balıklara zarar veriyor. Yani balık e, çeşme suyuna alışkın olmasına özen gösteriyor. O yüzden düzenli su değişimi önemli bu konuda. Mesela ben hobiye ilk başladığım dönemlerde düzenli bir su değişimi gerçekleştiremiyordu mesela bir haftada, iki haftada veya üç haftada bir. Balık hemen buna tepki gösteriyordu ama mesela haftalık su değiştirdiğinde balıklar o suyu severek şey yapıyorlar, tepki veriyorlar. Bazı kişiler mesela su değiştirdiğinde balıklar hemen hepsi şoka giriyor, şey oluyor, sıkıntılar yaşıyor. O yüzden düzenli su değişimi ve suyun dinlenmiş olmasını özen gösterin. Sebeplerinden bahsettik ve bunu nasıl tedavi ederiz? Mesela artık birçok şeye uydunuz ama yine de bende dahi e, bu sorunlar oluyor. Bazen suyu değiştiremiyorum. Bazen yemi fazla atıyorum. Ufak tefek karışıklıklar oluyor. Ha şunu da unutmayın. Yem kalitesi önemli arkadaşlar. E, yem kalitesi olursa balıklar hem sağlıklı olarak e, sağlıksız olacaklar. Hem de yani dış vücutlarındaki e, ne diyeyim? Mukoz tabakası biraz e, sıkıntılı olacak, o yüzden ara ara artamiye vermeye özen gösterin lepisteslerde canlı yem vermeye özen gösterin. Mesela kan kurdu, un kurdu bu tarz şeyler e, balıkların daha canlı, daha e, derilerinin daha sağlam olmasına neden olacak yani. E, o yüzden yem kalitesi önemli. Şimdi bunlardan nasıl kurtulacağız? Her şeyi yaptık, bu olaydan nasıl kurtulacağız? Onu bahsedeyim hemen arkadaşlar. Dediğim gibi bu olay gerçekleşirse Baktığınız balıklarda sularda kaşıntı var. Hani suyunda şey balıklarda kuma sürtünüyorlar falan. Hemen güzel bir su değişimi yapıyorsunuz. Her zamanki yaptığınız gibi, fazlasını yapmayın arkadaşlar. Ardından su değişimi yaptığınız balıklarda eğer çok kaşıntı böyle üst safhaya geldiyse akvaryuma Epsom tuzu ekleyebilirsiniz. Epsom tuzunu da internetten sipariş edebilirsiniz ama hakiki Epsom tuzu olsun arkadaşlar. Bazıları sahte olarak yapıyorlar. Ben internetten sanırım 12 liraya ne almıştım? 1 kilo. Ömürlük gidiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Balıklarda mesela her su değişiminden sonra yapıyorum. Önemli olan balıklarda hastalandıktan sonra değil hastalanmadan önce tedavi etmek. Çünkü balık hastalandı. Hemen yemek üsüyor, yem yemiyor. Hemen köşeye kenara saklanıyor. O yüzden Balığın hastalanmadan tedavi edilmesi şart arkadaşlar. Epsom tuzunu kullandık. Epsom tuzu bulamayanlar için akvaryumlarda sat hani akvaryumcularda, peş shoplarda satılan kaya tuzu kullanabilirsiniz. Yotsuz kaya tuzları. Kaya tuzu balığın vücudundaki dış parazitsel olayları bitirecek arkadaşlar. Veya hiçbirini bulamadınız. En kötü e Metilen mavisi ama kesinlikle ana tanka uygulamayın arkadaşlar. Metilen mavisi çünkü metilen mavisi aynı zamanda bir zehir balıkların hemen e, yararlı bakterini öldürecek. Balıkların şoka girmesine sebebiyet verecek. Bunu ayrı bir tankta balıkları 10 dakika, 10 dakika, 15 dakika bir duş şeklinde e, metilen mavisi kullanabilirsiniz. Metilen mavisinin yanı sırada hemen şu benim kullandığım deri lozyonu arkadaşlar. Bakın şöyle Bakto Fishing ürünü. Bu e, genellikle ben dış parasitsel hastalıklarda pamuk, hani böyle mantarlaşmış, şekilde veya üstüne e, beyaz benek olmuş durumlarda kullanıyorum baktovuş internetten şöyle araştırırsanız içeriğini de okursunuz arkadaşlar iyice şekilde. Balıklardaki deri, solungaç hastalıklarına iyi geliyor. Hatta mesela benim bir tane şu an balığım var kullanacağım. E, şurada biraz kavga etmiş bir balığım var dişi. Onun bakın şöyle yüzgeçlerine dikkatli bir şekilde baktığınızda kızarıklık olduğunu göreceksiniz. Hemen bunu tedavi edeceğim. Balığı önemli olan en başında tedavi etmek ilerlemeden Sonra tuzu hallettiniz, ilaçları hallettiniz, su değişimine devam ediyorsunuz. Biraz e, su değişimini sıklaştırın arkadaşlar ara ara dip çekimi yaparak ve akvaryumun yani yaz ayısı değil ama kış ayısı akvaryumun ısısını biraz arttırın. Çünkü akvaryum ısısını arttırmak o parazitin hızla balıktan hani hızla ürüyerek çoğalarak, büyüyerek balıktan ayrılmasına sebebiyet verecek. Mesela şöyle bir olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu balık kaşınıyor. Bu balığın vücudundaki şey diğer balığa geçiyor. O yüzden e, balıkları onarda 15 on dakika bekletin duş şeklinde veya e, böyle hani balıkları toplayamazsınız. Bazen canlı doğuranlar falan çok oluyor. Toplayamazsınız da kaya tuzu kullanabilirsiniz. Kaya tuzu kullanırken de akvaryumda vatoz olmamasına özen gösterin. Vatoz var ise vatozu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kaya tuzu e, vatozlara çok büyük zararlar veriyor. Ölüme bile sebep oluyor. Yani en garantisi benim gözümde şu an 10 dakika e, balıkları duş şeklinde 2-3 gün şekilde tedavi edeceksiniz. Böyle çok rahat basit bir hastalık. Aslında çok çabuk kurtulabilirsiniz. Ve kap olmamak için de dediğim gibi düzenli su değişimi, iyi bir filtrasyon, iyi bir yem, ışığın çok fazla açık kalmaması. Kısaca bunlar arkadaşlar. Videoyu sevdiğiniz, sevdiğiniz kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.